İstanbul'u, Ankara'yı kayyuma taşımadılar an itibariyle. Ama tabii ki felaket senaryolarında, felaket tellallığında yeni malzemeler var. Şimdiki meselede HDP kapatılacakmış meselesi. Bu köpürtülüyor ve aslında bunlar böyle konuşularak bunlara zemin hazırlanıyor. Bunlar konuşulduğu zaman, bu kötü senaryolar konuşulduğu zaman aslında bunlara bir anlamda da zemin hazırlanıyor. HDP'nin kapatılması mevzu da öyle. Kapatılır mı? Hiç sanmıyorum. Ama pekala mümkün de olabilir. Ama günümüzün meselesi kesinlikle bu değil. HDP'nin kapatılması değil. İstanbul'un, Ankara'nın belediyelerine kayyum atanması değil. Günümüzün meselesi, eğer bir muhalefetin bir meselesi varsa, muhalefetin meselesi iktidardan gelebilecek darbelerin üzerine spekülasyon yapıp, bunları konuşarak o darbelere zemin hazırlamak değil, tam tersine iktidarı eksik olduğu yerlerde, sorunlu olduğu yerlerde iktidarı daha da zorlayabilecek bir takım manevraları, bir takım siyasetleri, stratejileri geliştirmek olmalı. Şu haliyle hala Türkiye'de oyun kurucunun, ana aktörün siyasi iktidar olduğu kabulünden hareketle bu spekülasyonlar yapılıyor. Halbuki bugün Türkiye'de bir süredir, bayağı bir süredir, hele 31 Mart ve 23 Haziran'dan sonra iktidarın gündem belirleme kabiliyeti hemen hemen hiç kalmadı. Yapabildikleri tek şey, en son örnekte gördük, Diyarbakır'daki o HDP önündeki anneler faaliyeti. Onun dışında şu anda Türkiye'de Erdoğan mesela arada bir idam cezası telaffuz ediyor, nükleer silah telaffuz ediyor. Bunlarla bir takım hareketler yaratmaya çalışıyor ki bunlar bile pek bir etkisi olmuyor. Bir zamanlar ilk söylediği zaman belki etkisi oldu idam cezasının ama artık pek bir etkisi yok. Şu anda Türkiye'de gündemi belirleyebilen bir iktidar yok. İktidarla ilgili en fazla söylenen Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılacakmış ki birkaç aydır bu artık konuşuluyor ve pek bir şey olmuyor. Bir de AKP'nin MKYK'sında değişiklik yapılacak deniyor ve bunlarda da pek bir şey yok.